Herkese iyi arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Selenium'u install ettikten sonra bir oluşturma ve bir siteye gitme özelliğini göstereceğiz arkadaşlar. Bir tane buton ekleyelim arkadaşlar buraya. Örnek görüyorum. Bir tane ben butonumu ekledim. Diyorum ki şu ayarlamasını da hızlı bir şekilde yapalım. Hem start the center screen ve back color'ında active caption global bir string tanımlayalım. String görev olsun. URL'imiz de www. www. c www.sinemaskin.com.tr Bu benim yeni projemizden projelerimden biri arkadaşlar. C ile alakalı baştan sona tanıtım, komponentler ve benzeri konuları burada yazıyorum arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Şimdi Chrome Driver'ı şuradan bir gereksizleri kaldıralım. Chrome Driver, Driver genelde şöyle globalde tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Chrome Driver. Otomatikman yukarıya Open Q Selenium Chrome açtı attı arkadaşlar. DRV dersiniz. Bu şekilde dediğimizde bütün her tarafta kullanabilirsiniz. Pratik bir çözüm oluyor bu arkadaşlar. Sonraki aşamada ise driver eşittir new driver diyorsunuz arkadaşlar. Burada driver'ı tanımlamış olduk. Driver nokta navigate metodu ile not go to URL. Ne yapıyoruz? URL'imizi verdiğimizde ise ilgili siteye gitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şuradan. Biraz yavaş değerliyor. Büyütme işleminden dolayı. Tıkladık. Gördüğümüz üzere ne yaptı? Adreste invalid argument dedir. Neymiş invalid argumentta ise go to URL dedik. URL'mizde https veya de http olmadığından dolayı bu hatayı verdi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 114. sürüm Son sürüm arkadaşlar şu anki. Şimdi ise bir daha çalıştıralım. İlgili konsolumuz açılıyor. O ilk açılan Selenium Manager arkadaşlar. Büyütmen şey mi yanlış yazdım. Akna Şimdi. Ya W'ları bir şeyleri yanlış yazdık. Şöyle bir daha yapalım. Aynen W faz fazla olmuş. Ondan dolayı. Bu sırada burada aynı zamanda eğer HTTP, HTTPS koymazsanız arkadaşlar hata alırsınız. Veya da W vesaire. Escape şine düşer. Şimdi ise ilk başta bir konsol ekranı geldi göreceğiniz üzere. Orada ilgili tarayıcıya baktı. Eğer şey değilse güncelliyor otomatik Selenium driver'ı o change tarafına. Misal bunun yoluna bakarsak arkadaşlar versiyon şöyle versiyon dersek app data, local temp scope adında scope scope alt tanrı dir olarak random bir sayı verir. Yani temp klasörünün içerisine profil dosyasını oluşturuyor arkadaşlar. Bizim çalışılabilir yolu ise ilgili bilgisayardaki application altına işte Chrome Chrome'un egzisini alıyor. Ve komut satırı argümentler var arkadaşlar. Default'ta gelen argümentler var göreceğiniz üzere. Bunlar JavaScript sürümü vesaire vesaire. Dediğim gibi bu sistemi de tavsiye ederim size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Bu videomuzda ilgili bir web sitesini açılmayı nasıl açabiliriz? Bunları gösterdik arkadaşlar. Olası alabileceğimiz hataları aldık. Ve globalde tanımlama olayını gösterdik arkadaşlar. Globalde tanımlamamızın sebebi birden fazla örnek verin birden fazla kod bloğu olduğunu düşün. Mesela siteyi aç. Veyahut da birden fazla siteyi aç gibi gibi. Buradan bu şekilde yani birden fazla selenium açtırabiliriz. Ayrı ayrı şeylerde veyahut da teplerde. Bunları ileriki zamanlarda göreceğiz. Yan tep açtırmayı, birden fazla ilgili e, sayfalar açtırmayı bunların hepsini göreceğiz. Burada sadece ilgili URL'ye gitmeyi gördük arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.